basın mensuplarımız ve diğerleri bir saatte bugün esasında bu toplantı içerideki kapalı mekanda yapacaktık, bir klimalı bir ortamda, ama bugün bir sergi değişikliği yok, tokuş günü olduğu için bizi oraya alamadılar ve burada olduk. Neyse, biraz serin gölgeye düştük, fena değil. Biliyorsunuz kamuoyunu çok meşgul eden bir konu var. Bu patlayan su borularıyla birlikte gelen su krizi. Bu da gittikçe derinleşiyor. Bu anlamda da bir çalışma grubumuz var ve bundan haberdar olan kişiler bu konuda bir açıklama yapmamızı için bizi teşvik ettiler. Biz de toplantılarımızı yaptık, hazırlıklarımızı yaptık. Bugün de bu toplantıyı tertip ettik. Kendisi için teşekkür ederim, hoş geldiniz. Öncelikle kısa bir şey yapayım. Bizim çalışma grubumuz 15 Ağustos 2020'de Torba'nın girişinde patlayan ve yaklaşık 36 saatlik bir kesintiye sebebiyet veren patlamanın sonrasında orada bir basın açıklaması yapmıştık. Arif Yılmaz Başkanı'nın kent konseyi başkanıyla. Ardından 5 Eylül 2020 tarihinde bu patlayan borularla ilgili çalışmalar yapmak, Bodrum su sorunuyla, atık su sorunuyla ilgili çalışmalar yapmak üzere kent konseyi bünyesinde su çalışma grubunu kurduk. Bu süre içerisinde MUSKİ ile temaslarımız oldu. Tabii ki ilk başvuracağımız kurum, yani bu borular niye patlıyor diye MUSKİ ile temaslarımız oldu. Onlardan bilgiler aldık. DS ishalatının neden sık sık patladığıyla ilgili raporumuzun hazırladık. Bir bilgi notumuz var burada. Masamızda var. Sizlerle de dijital olarak paylaşacağız. Yani basın açıklamamızın dışında bu borular niye patlıyor? Bunun hikayesi, tarihsel sürecini size ayrıca kaleme aldık. Ardından bu konuyu çözmek üzere hani bir girişimde bulunalım dedik. DSİ Aydın 21. Bölge Müdürü'nü ziyaret ettik ekip olarak, heyet olarak. Orada DSİ Bölge Müdürü'ne yeni göreve geldiği halde esasında konuya hakimdi. Ve bizimle yaptığı toplantıda ihale şartnamesinde sıkıntılar olduğunu, malzeme seçiminde hata olduğunu, imalatta hatalar olduğunu, kontrollük mekanizmasında eksiklikler olduğunu ve bazı işletme sorunları da olabileceğiyle ilgili bize bilgi verdi. Konunun mahkeme sürecinde olduğunu, bu nedenle çözüm için DSİ Genel Müdürlüğü'yle ve veya işte bakanlıkla daha üst düzeylerde temaslarda bulunmamız gerektiğini bize tavsiye etti. Biz de Muğla Milletvekilimiz Yavuz Demir ile bir görüşme alalım istedik. Çünkü iktidar partisini temsilen, yani bize bu konuda aracılık etsin, bakansa bakan, işte genel müdürse genel müdürle bu konuyu taşıyalım istedik. Kendisine 13 Ekim 2020 tarihinde ve 20 Nisan 2020 tarihinde iki kez yazılı olmak üzere, çok kez de biliyorsunuz sık sık burada oluyor vekilimiz, çok kez de hem bu başkanım hem biz hem bizim grubumuzdaki bazı arkadaşlarımız randevu talep ettik, ama bizi çok oyaladılar. Yani sürekli işte bayramdan sonra, bayramdan önce, nihayetinde bugüne kadar bize randevu vermediler. Oysa ki bu su sorunu herkesi etkileyen bir sorun, siyaset üstü bir konu. Ve bu konuda kişilerin verdiği parti, kimi hangi partiye oy verdiğine bakılmaksızın herkes aynı sıkıntıyı çekiyor. Dolayısıyla bu tutumu tasvip etmediğimizi buradan bir kez daha yenilemek istiyorum. Daha önce de bazı mecralarda bu fikrimizi söyledik. DSİ'de bir soruşturma başlatılıyor sevgili misafirler. 2017 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gür'ün dönemin Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı'nı, o zaman sanıyorum Orman, Tarım ve Su İşleri Bakanlığı derken Veysel Eroğlu Bey'i ziyaret ediyor. Ve bu konuda yaptığı girişimlerle 2021 yılında, pardon, o dönemde 2017 yılında bir soruşturma başlatılıyor DSİ'de. Niye böyle oldu diye, kim sorumlular çıksın, nerede eksiklik var, işte bu ihaleyi yapanlar, kontrollük mekanizması vesaire. Biz de bu konuda 2001 yılında Muğla'daki Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği Entegre Kentsel Su Yönetim Planı toplantısında DSİ yetkililerine bunu sorduk. Fakat bu soruşturmanın devam ettiğini bize ifade ettiler. Aradan yıllar geçtiği halde soruşturmanın nasıl sonuçlandığını bilmiyoruz. Sonuçlanıp sonuçlanmadığını da bilmiyoruz, ama şunu çok iyi biliyoruz ki DSİ Bölge Müdürlüğü'nde o dönem görevde olan, idari veya teknik görevlerde olan kişiler şu an genel müdürlük katlarında görev yapıyorlar. Ve bu nedenle de bu soruşturmadan da aradan 6,5 sene geçmiş.
bir sonuç çıkacağını pek zannetmiyoruz. Bu süreci içerisinde bir dava süreçleri söz konusu. Bunlar dağıtma hakları olan HDP'ye borularla ilgili MUSK'in açtığı dava devam ederken ilgili kurumun DS'nin kabul ederek hatasını bu hatlarla ilgili borç taklitleri kaldırmıştır. İdari olarak konunun çözüme kavuşmasından sonra MUSK'i de bu HDP'ye boruların değişimine peyderpey yarımada geleninde başladı. Ana ishalatlı CTP borularla ilgili tespit davası da MUSK'in lehine sonuçlandı. Bu bir tespit davası olduğu için hukukçu abimiz de burada. Bu bir tespit. Bunun üzerine bir dava açılması gerekiyordu. Ve MUSK'i de bununla ilgili boruların DSİ tarafından yenilenmesi, borçların kaldırılması ve tazmini, zararın ziyanın tazmini yönünde bir dava daha açtı. Bu dava devam ediyor. Bodrum Yarımadası'nın kuzey ve güneyinde her an patlamaya namzet yaklaşık 66 kilometre boyunca CTP borular büyük sıkıntı yaratıyor. Zaten bu yılda çok kez patladı biliyorsunuz. Bu CTP boruların dış değişimiyle ilgili talep çok haklı bir talep. Çünkü Anadolu'nun değişik yerlerinde bu borular denenmiş, kullanılmış. Hatta Bodrum ihalesi öncelikle çelik boru olarak ortaya çıkmış. Fakat burada bir malzeme değişikliğine gitmişler ve sene 2500 normunda CTP borulara geçilmiş. Ve bu boru örneğin Afyon'da uygulanmış. Bildiğimiz kadarıyla Mardin'de uygulanmış ve Veysel Bey de zaten Afyon'daydı yanılmıyorsam. Afyon'u komple değiştirmişler. Yaptıkları hatayı anlamışlar, değiştirmişler. Başka yerlerde bildiğimiz kadar 5-6 yerde daha kullanılmış ve bunlar değiştirilmiş. Değiştirilmeyen bir tek yer kalmış Bodrum. Ve bu boru cinsi sene 2500 normundaki boru DSİ tarafından hiçbir şartname içerisine artık girmiyor. Ve bunlar kullanılmıyor arkadaşlar. Sene yine CTP boru olup sene 5000 ve sene 10.000 normundaki olan borular yer yer kullanılabiliyor. Su arıza eksikliğiyle değinmek istiyorum. DSİ Vakfı'nın Su Dünyası yayının Ekim 2011 yılında 99. sayısında Yarımada'nın su ihtiyacının 2040 yılına kadar karşılandığı iddia edildiği halde devreye alındığı tarihten beri hem boru patlakları sorunu hem de su arzıyla ilgili yetersizlik vardır. 2023 yılı itibariyle sağlanacağı öngörülen miktar, oradaki projeksiyonu 29.5 milyon metreküp su vereceklerini tahmin etmişler. Bodrum'a Geyik Barajı, Mumcular Barajı ve Çamköy ve Çamköy dışındaki bazı kuyulardan bugün itibariyle yaklaşık geçen yılın MUSK faaliyet raporlarına bakarsanız 22,5 milyon metreküp su verilebilmiş. Yani DSİ'nin öngördüğü 29,5 milyon metreküp verilememiş. Bu suyun da 17,8 milyon metreküpü tahakkuk etmiş. Yani aradaki fark, yani yaklaşık 4 milyon metreküpe yakın fark, 4.7 milyon metreküpe yakın fark kayıp kaçak. Yani bu patlayan borular sebebiyle, kaçak kullanımlar sebebiyle çok büyük bir miktar. Oysa Bodrum'un su ihtiyacına bakıldığında MUSK'in yetkilileri geçen hafta yaptığımız toplantıda bizim de matematiğimiz de aynı şeyi ortaya çıkartıyor. Kişi başı ortalama kullanım suyu. Buranın yaklaşık nüfus tespitiyle ilgili farklı kanallardan alan bilgilerle 44.4 milyon metreküp bize su gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu su da büyük açık var. Neredeyse birebir bir açık var. Ve her yılda birer milyon metreküp talebin arttığını maalesef gözlemliyoruz. Yani borular patlamasa da suyumuz yetmiyor. Yani bu bir aşikar gerçek. Su arzı sağlanması konusu tamamıyla DSİ'nin uhdesinde olan bir konudur. Ayrıca mevcut ana ishalatta yaklaşık yıllık 31,5 milyon metreküp su kapasitesindedir. Yani bizim güvercinlikteki yaptıkları 40 bin metreküp günlük kapasiteli tesise ek bir tesis daha gündemde. Yani zaten proje kapsamında olması gereken 40 bin metreküp günlük bir tesis daha söz konusu. Bu her ikisinin kapasitesi 1000 litre saniye gibi düşünürsek, birisi 460 litre saniye, birisi 490 yuvarlarsak 1000 litre saniye. Yani mevcut hatların kapasitesi de maksimum 31,5 milyon su metreküp su taşıyabilecek kapasitede. Bu nedenle bizim sadece patlayan borular, su arıza eksikliğinin dışında bir de altyapı
ithalatının ya ilave ihtiyacımız söz konusu. Bir ana ithalatı projelendirmesi mutlaka yapılmalı. Çünkü o çok farklı işte pandemi sebebiyle ya başka sebeplerle çok hızlı bir nüfus artışı oldu. Başlangıçtaki nüfus projeksiyonları tutmamış olabilir ama geldiğimiz nokta bu. Diğer önemli bir konu Suoburu termik santraller. Bölgemizdeki yatan termik santralı Bahçeyaka'dan su alıyor arkadaşlar. Yeni Eriköy termik santralı hem Geyik Barajı'ndan su alıyor hem de Milas'ın Dereköy'ünden kuyulardan su alıyor. Kemerköy termik santralı ise soğutma suyunun bir kısmını denizden, bir kısmını da o da Dereköy'deki kuyulardan karşılıyor. Bu Dereköy'deki kuyuların Büyükşehir Yasası gereği Muskiye Devri ile ilgili bir takım talepler söz konusu oldu ama bunlar başarısızlıkla sonuçlandı. Bizim hesaplamalarımıza göre bu her üç santral deniz suyunu dışında tutarak söylüyoruz. Yaklaşık 30 milyon metreküp su kullanıyor. Bu rakam çok büyük bir rakam. Geyik Barajı bildiğiniz gibi kamu kaynaklarıyla yapılmış bir baraj. Bu miktar kullandıkları soğutma suyu miktarı yatağında, Milas'ta, Bodrum'da yaşayan insanlara verilebilen su miktarı arkadaşlar. O yüzden biz de Suoburu termik santraller diyoruz. Ve önemli bir nokta var. Su tahsisleri hakkında yönetmenin 7. maddesi gereği birinci seviyede öncelik içme ve su kullanma suyu. Sanayi ve enerji tesisleri 4. öncelik sırasında. Yani bir su krizi varsa, bir su problemi varsa yani bunu önceliği insan, önceliği halkımız oraya verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Geyik Barajı ve kuyulardan termik santrallara su verilmesinin derhal durdurulması gerekiyor. Çünkü bir Mehmetbelik var ortada. Ve bu genel giriş bilgilendirmelerden sonra bir takım taleplerimiz var. Öncelikle DSİ'den talebimizi iletmek istiyorum. Halen yıllık 29,5 milyon metreküp olan içme suyu tahsis miktarının ki onların ifadesi İlgili yönetmelikteki hükme uygun şekilde önceliğin içme suyuna verilerek asıl güncel ihtiyaç miktarı olan yıllık 44,5 milyon metreküp ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz. Uzun vadeli projeksiyon hesaplamalarının yeniden yapılarak 2053 yılına kadar yetecek su miktarının temini için gerekli planlamanın yapılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve DSİ yatırım programında olan günlük 40 bin metreküp kapasiteli güvercinlik içme suyu arıtma tesisi ikinci etabının yapılmasını istiyoruz. Ve bunun işlemleriyle ilgili bir başlangıç yapılmasını istiyoruz. Çünkü herhangi bir hareketlik yok bu konuda. İç soruşturmanın da tamamlanarak DSİ nezdinde kamu zararına yol açanların cezalandırılmasını, Muski ile ana ishalatlı CTP borularının yenilenmesi hususunda da HDP borularda olduğu gibi uzlaşı sağlanmasını bekliyoruz. DSİ'den beklentilerimiz bunlardır. Muski'den de taleplerimiz var. Patlamaların yarattığı can ve mal güvenliği tehditleri, su arıza eksikliği varken patlamalar nedeniyle milyonlarca metreküp su kaybı, onarım için harcanan maddi kaynaklar, hattın boşaltılması, onarımı ve hattın tekrar doldurması için geçen zamanda yapılan kesintiler Bodrum'da yaşayan halkı canından bezdirmiştir. Sonuçlanan tespit davasına rağmen yıllardır tecelli etmeyen adalet ve DSİ içindeki soruşturmanın sonucu beklenmeden bir formül bulunup çözüm üretilmelidir. İlgili kurum DSİ ve ilgili bakanlık ile müzakere kapıları daima açık tutulmalıdır. Bu kadar mağduriyet varken kimin haklı, kimin haksız olduğunun artık bir önemi yoktur. Su tasarrufu için tedbirler alınmalıdır. Su kullanımında adil kullanım hakkı dışındaki aşırı tüketimlerde birkaç kademeli olarak caydırıcı fiyat uygulamalarına geçilmelidir. Ki biz bunun su tüketiminin bir nebze dizginleneceği kanaatindeyiz. Su sarfiyeti artışı nüfus artışının iki katı seviyelerindedir. Halkımızın da su tüketimi konusunda daha bilinçli ve dikkatli olması için gerekli her türlü çalışmayı Muski yapmalıdır. Bodrum Belediyesi'nden taleplerimiz var. Bodrum Belediyesi meclis gündemine getirdiğimiz bu yağmur suyu hasatı ile ilgili bir karar almalarını istiyoruz. Çok önce böyle bir talebimiz olmuştu. Biliyorsunuz kent konseylerinin Bodrum Belediye Meclisleri'ne gündem sokma imkanları var yönetmelikleri. Biz de bunu kullanarak bir gündem yapmıştık ama bu sonuçlanmadı. Komisyona gittik. Komisyondan meclise bir daha komisyona. Dolayısıyla biz ondan da vazgeçtik. Mevcut yönetmeliği bari uygulayın diyoruz ve bunu denetleyin diyoruz. Bodrum Belediyesi'nden talebimiz budur. Bodrum istihap haddini aşmıştır. Suyumuz yetmemektedir. Atık su altyapısı yetersizdir. Trafik işkence haline dönmüştür.
trafalar aşırı nedeniyle patlamaktadır. İlave nüfus artışına sebep olabilecek, Bodrum'u yaşanılmaz hale getirecek, turizm kenti olmaktan çıkaracak her türlü uygulamadan vazgeçilmelidir. Planlı hareket edilmelidir. Sonuç olarak da bir talebimiz var. Daha doğrusu yapacağımız bir şey daha var. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi su hakkı yaşam hakkıdır. Yaşam hakkımızı sekteye uğratanlardan şikayetçiyiz. İlgili kurumların yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmemekte, kanun ve yönetmeliklere uymamakta, yetkilerini kullanmamaktadırlar. Konunun çözümüne ulaştırılmaması görevi ihmal ve ihlaldir. Suç duyurusunda bulunacağız bununla ilgili. Tespitlerimiz ve açıkladığımız bilgiler ışığında ilgili kurumların kifayetsiz kalması sebebiyle Bodrum halkına, esnafımıza ve turizmimize yapılan maddi ve manevi eziyetin sonlandırılması için CİMER'e başvuru yapacağız. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arzu ederseniz bir soru cevap kısmına geçebiliriz. Başkanım da geldi. Başkanım normalde girizgahı yapacaktı. Ona bir kısa söz vermek istiyorum. Sonra da yapmış olun. Onun dışında da DSİ'de bölge müdürü olarak emekli olan teknik olarak Hasan Paçalı abimiz ve Ehtal abimiz sorularımızı yanıtladı. Hukuki bir takım sorular olursa grubumuzun avukatı İzzet Kayahan abimiz cevap verebilir. Bodrum'un eski efsane başkanı Turul Acar abimiz de burada. Su ile ilgili çok fazla bilgi birikimi var. Ve bizim çalışmalarımıza başından beri iştirak ediyor. Değerli görüşlerini veriyor. O da cevap verebilir. Ben de cevap verebilirim. Sorularınızı alabiliriz. Evet, arkadaşlar hoş geldiniz. Biraz gecikmeli geldim, kusura bakma. Su grubumuza çok teşekkür ediyoruz. Kent konseylerinde olması gerektiği gibi çalışma gruplarını oluşturup ondan sonra da hepsine siyasete baktılar. Ne oldu dediler. Hep beraber en teknik şekilde çalıştılar. Zaten sorularınızı da göreceksiniz. Yani mühendislerimiz de var, hukukçularımız var, belediye başkanlarımız da var. Sorunu topluca ele aldılar. Ben sadece çok basit size şunu söyleyeceğim. Herkes elini vicdanına koyarak söylesin. Bodrum'da çeşmelerinizden akan su içeniniz var mı? Diş bile arıtıyorsun öyle mi içiyorsun abi? Ha, arıtmadan içen var mı? Şimdi İdare etmek isteyen var mı? Şöyle bakın. Çok ciddi bir sorumluluk var. Muğla bölgesi Türkiye'de turizm gelirlerinde ilk üçe giren illerden bir tanesi. Bodrum'da onun en önemli ilçelerinden bir tanesi. Ve bu boyutta turizm yapılan bir yerde de dünya ölçeğinde turizm yaptığınızı iddia ediyorsanız öyle fuarlarda boy göstermekle olmaz. Çeşmelerinizdeki suyu içebiliyor olmanız lazım. Maalesef içemiyoruz. Bodrum binlerce yıllık geçmişinde su fakiri bir yer. Nereden biliyoruz? Sarnıçlarımızdan biliyoruz. Taşıma suyla değirmenin döndüğü bir yer. Dolayısıyla burada bizim her kapasite artışımızda çok güzel teknik çözümler sunuluyor. Başkalarının su hakkına tecavüz ediyoruz. Başkalarının su hakkına el koyuyoruz. Etrafımızdaki köylerin su hakkına el koyuyoruz. Dolayısıyla biz burada su sorununu çözerken başkalarının yaşam hakkında kısıtlamamız lazım. Dolayısıyla bizim artık büyümememiz lazım. Taşıma kapasitemizin dolduğunu bütün meslek odası temsilcilerimiz var. En yüksek perdeden söylemelerini bekliyoruz. Bir tarafta turizm kenti olmamızdan dolayı, Türkiye'nin en büyüklerinden biri olmamızdan dolayı merkezi hükümetten beklentilerimiz var. Elbette ki bu şekilde turizm yapılamayacağına göre gerekli ilgiyi göstermesi lazım. Öteki taraftan hem büyük şehirde hem ilçe belediyesinde çok yüksek oy oranlarıyla iktidar olmuş bir partinin temsilcisi belediye başkanlarımız var. Yürol Bey'in de söylediği gibi suç onda, o tuttu, bu şey yaptı, dağa kaçtı, inek içti, bunları halkımız anlamıyor. Yaşamsal bir sorun haline geldi. Yaşam hakkımızı istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Ondan sonra gereğini kim yapmadıysa, kim suç işlediyse, kim bu konuda soruşturma görecekse devletin savcıları var, adalet mekanizması var, soruşturmasını yapar. Kim kimle de mahsuplaşacaksa mahsuplaşır. Bir turizm kentinin yönetimi el birliğiyle birbiriyle konuşarak buna vali de dahil, kaymakam da dahil, belediye başkanları dahil, sivil toplum da dahil.
anlaşarak, uzlaşarak çözülür. Yoksa bulunduğumuz yerde ne turizm yapılabilir, ne yaşam yapılabilir ve herkes bir şekilde suç ortağı olduğu, ki hepimiz suç ortağıyız, milletin bu kadar sesinin çıkmamasının sebebi sitelerin hepsinde birer tane artezyen olup yeraltı sularını tırtıklamasından dolayıdır, hakkı olmadığı halde. O yüzden fazla ses çıkmıyor ama bu şekilde giderse, bir gün tuzlu su ki yürümeye başladı, Bodrum Yarımadası'na yürürse ve tüm Yarımada'nın bitki örtüsü geri dönüşülmez bir biçime dönüşürse, o zaman o suç ortaklığımızın da cezasını çekmiş olacağız. Ben kısa kesiyorum. Birol Bey çok ciddi şekilde bütün detayı verdi. Sorularınız varsa sorularınızı alalım. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben şöyle bir soru sormak isterim. Yani çok karanlık bir tablo çizdiğinizin farkındayım. Ama Doğu Beyazıt'tan tutun da Ağrı'ya kadar, oradan tutun Hakkari'ye kadar hiçbir yerde çeşme suyu içilmiyor. Yani Türkiye'nin böyle bir sorunu olduğu zaten belli. Yani Sakarya'da da içme suyunu musluktan içemiyorsunuz, Bodrum'da da içemiyorsunuz. Yani bir ayrıcalığımız yok aslında, ülkeden farklı bir şeyimiz yok. Karanlık tablo çok büyük, evet. Fakat işte artezyen kuyularını kullanan sitelerdekiler, tırnak içinde söylüyorum, çevreciler, su için çok mücadele ediyor ama kendi suları söz konusu olduğunda çıt kıt oluyorlar. Çamköy ile ilgili 2010 yılından beri mücadele edildi, Çamlık'la ilgili. Orada çok büyük bir proje gerçekleştirildi. Bağırıldı, çağrıldı. İşte denizden su aratılsın dedi. Denizi kullanacağız dediler. Sakın abi biz o yeraltı suyunu kullanmayacağız dediler. Şu anda Çamköy, Çamlık bölgesinde, Mumcular bölgesinde susuzluk yaşanmaya başladı bile. Geçmişten bugüne kadar gelen bir süreç var. Başkanımın döneminde Dalaman suyu getirilecek denildi. Sanırım artık mümkün olmayacak bir projeymiş. Artık güncelleştirilemeyecek bir projeymiş. Bundan sonraki sorunumuz herhalde çok daha yüksek olacak. Fakat bazı meslektaşlarımız ve ünlü, çok ünlü kişilerimiz villalarında 4-5 dönümlük arazilerinde çim sulamaya devam ediyor. Bununla ilgili hiç kimse dur demiyor. Yani suçlu ne belediye ne başkası ne biz, aslında ortada suçlu yok. Suçlu bütün insanlar gibi veya bütün Bodrumlular gibi gözüküyor. Bunun çözüm noktasında başka bir şey olması gerekiyor. Sanıyorum şeyle birlikte YK Enerji'nin Akbelen'deki o bölgedeki suyu kullanmasıyla Bodrum'a gelecek suyun bir bölümü daha engellenmiş olacak ve Geyik Barajı'ndan pis bir su gelecek buraya. Sonumuz daha kötü. Ondan sonra işte turizm yapacağız diyoruz. Turizm falan yaptığımız da yok zaten. Kalabalığa da gelmeyin deme şansımız da yok. Ne olacak bu memleketin hali? Şimdi Fatih, hemen kısa şey yapayım. Arkadaşlar teknik olarak rica ederim. İnanın su grubumuzun çözüm hakkında da ürettiği birçok şey var. Birazdan söylerler. Şimdi demin söyledim, o hep beraber bir şey yapmaktan onu kastediyoruz. Yani bugün kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Evet, en son yaptığımız toplantıda tespit edilen yeni bir su şeyi daha çıktı. Su şımarıkları. Bir de öyle bir grup çıktı. Yani Muski'nin su değerlerinden bir takım yazlıkçıların ne derecede su kullandığı da ortaya çıktı. Ama bütün bunlar için işte konsey bir önerge verir, belediye meclisi bir takım kısıtlamalar getirir, bir onun söylediği gibi su hasatları olur. Öbür tarafta millet particilik birbirine şey atmayı bırakır, senin sorunun bunun, benim sorunum demeyi bırakır. Hep beraber otururuz, hep beraber konuşuruz. Burada çözüm üretecek sayıda bilim insanı da var. Hep beraber yaşamımıza karar veririz. Yoksa tablo karanlık, evet karanlık. Türkiye'nin çoğu yerinde su içilmiyor. Ama Türkiye'nin çoğu yerinde bu denli turizm de yapılmıyor. Rakibimiz varsa Akdeniz Çanağı'nda, onlarla rekabet yapmak için bunlara uymak zorundayız. Teknik olarak arkadaşlarım istiyorsanız şeylerin cevabını da versin. Ben Fatih'in sorusu bir, üzerine benzeri bir konuda bir ekleme yapabilirim isterseniz. Yaklaşık olarak bizim tespit ettiğimiz Bodrum Yarımadası'nda 1500'e yakın kaçak sondajı yapılmış kuyu var. Biz bunları kaymakamlığa da yaklaşık 8 yıl önce bildirdik. Bu bir. İki, özellikle Kocadom döneminde Gümbet'te, Ovasis'in o çevresindeki bölgede kuyular vardı. Bu kuyular işte dere yatağından otellere kadar gidiyordu. Burada hatta biraz vatandaş kısmını söylemeyeyim, biliyorsunuz. Sayaş
takmıştı masajıya, oradan su. Bunun o da turizm için. O da turizm için. Efendim? O da turizm için. İkinci olarak Oasis. Yine kaçak kuyusu vardı. Belediye o dönemde bizim ısrarlı takipimiz sonucunda oraya saat taktı ve belediye suyu şu an kullanıyor. Her gün bedava su kullanıyor. Yani 1500'e yakın bir kuyu tespitimiz var. Bodrum Yarımadası DSE'deki arkadaş bilir. Ben jeoloji mühendisiyim bu arada. DSE ile görüşmüştük. Bodrum Yarımadası kapalı mesela sondaja. Kapalı olmasına karşın yarım adada 1500'e yakın kuyu var ve belediye bunlara müdahale etmiyor. Biliyorsunuz kuyuların konusu DSE'nin konusu. Yani DSE'den alınması gereken izinler. DSE de tabii bunun üstüne gitmiyor. Çünkü az önce verdiğim rakamlardan anlaşılan üzere. Belediye de istese bir yolunu, bir açığını bulur kadar. Hiç sıkıntı değil. Yani oralara işte izinliyse sayaç takılması gerekiyor. Konu, birinci konu. İkinci olarak biz TMOP olarak bu Çamköy'deki Regnum projesine ısrarla karşı çıktığımız dönemde Çamlık'taki ısrarla karşı çıkmamızın nedenlerinden biri oradaki su kaynaklarının yok olacağı üzerindeydi. Defalarca hem belediye meclis üyeleri hem oradaki proje sahipleri biz o suyu kullanmayacağız dediler. Şu an orada 25 tane kuyu var. Evet. Kullandıkları ve deniz suyunu hiçbir biçimde kullanmıyorlar. Ozmos sistemi kullanmıyorlar. Yalnızca o kuyu gene buralara saat takması lazım. Çünkü çim sürüyorlar. Ve golf amacı da yok. Zaten bir şey satıyor. Rezidans. Süslemek. Aynen. Bunlar en önemli konu. Üçüncü bir konu. Bunları bilmemize rağmen Bodrum'da belediye de dahil olmak üzere inşaatları özendirici bir davranış var. Bu özendirici davranışlar ekoturizm adı altında ve benzeri konularla ekoturizmin golf'ten bir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Bilginiz olsun. Yapacak ekoturizmi. Bu da su kaynakları açısından çok önemli. Bunun dışında kaçak inşaatların suyu kaybını önemli ölçüde zorladığı söz konusu. Ne tür? Biz belediye başkanıyla yaptığımız defalarca toplantıda şunu söyledik. Bakın, her kaçak yapı nüfus artışına neden. Nüfus artışına neden olmasıyla birlikte de kullanım. Su kaybına neden oluyor. Tek bir şunu yapsanız sizin için yeterli dedik. Son verdiğiniz iskanlardan şöyle 100 tanesini tutun, arasından tombala olarak çekin bir gidin bakın. 6 ay içinde ne yapmıştır? Ekleme mi yapmışlar? Cezanızı kesin, yakın mı yapacaksanız yapın. Bu onları en azından frenler. Bu bölgemizdeki o şeylere teknik mevzuda da şunu ekleyeyim size. Bu borula DSE'yi bölgede borulamalara başlayacağı zaman Dedeman Oteli'nde bir basın açıklaması toplantı yaptı DSE'yi genel müdürü. Bu toplantıya biz TUMOP olarak, toplu olarak gittik. Görüşlerimizi söylemek istedik. Dediler ki toplantı sonunda söyleyeceksiniz. Toplantı bitti, kaçıp gittiler. Bizi dinlemediler. Biz de basın açıklamamızı yaptık. Bunların bu hale geleceğini biz teknik anlamda basın açıklamamızda da kendilerine söyledik. Boruların tipi, çapları ve benzeri konularda ve patlayacağını ve Geyik Barajı'ndan getirilen suyun rantabl olmadığını kalitesiz düşük oldu. Evet, yani bunları ilettik. Yani bunları da eklerseniz şeyinize, su grubunuzda memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi bu sık sık patlayan DSE'yle ishalatlı bilgi notu buradaki basın açıklaması uzamamasını o kaygıyla onlara yer vermedik. Bunu ayrıca metin olarak sizinle dijital olarak paylaşıyor olacağız. Burada onların hepsi yazıyor aslında yani bu şeyin sürecin içerisinde. Ben ilave olarak hem Fatih'in sorusuna cevap vereyim. Bir kere bu bizim Güvercik'teki arıtma tesisi 460 litre saniye kapasiteli
Bunun bir kısmını Çamköy'den, bir kısmını Geyik Barajı'ndan o kötü üçüncü suyu alıp paçalayıp arıtıp vermek gibi bir plan vardı başta. Doğru. Daha sonra bu madencilik faaliyetleri sebebiyle termik santrallerin buradaki kuyuların bir kısmı kurudu. Yani orada planlanan yaklaşık 400 litre saniye, öbüründen 250 litre saniye su alırız, paçal yaparız şeyi suya düştü. Ve geçen sene kuyuların bir kısmından yeterince su alınamadığı için daha çok Geyik Barajı'ndan su alınıp arıtılmak durumunda kaldı. Biliyorsunuz Akbelen'deki olan olayları, bu oradaki kuyuları daha yüksek oranda tehdit etmeye devam edecektir. Oradaki su kaynakları ortadan kalkacaktır. Bir bu kısmı var işin. İkincisi yine bu soruya binaen bir gazetecimiz, meşhur bir gazetecimiz itiraz ediyor. Niye sular kapalı falan filan diye. Bir de dalga geçer gibi. Şımarıkça. Şımarıkça videolar falan çekip YouTube'a koyuyorlar. Tetkik ediliyor bu ne yapılmış, ne olmuş diye. Bir bakıyorlar ki 600 ton su harcanmış. Evet. Yani normalde bir kişi işte bir aile işte 200 litreden işte 4 kişi ya da olsa işte 800 litre işte ayda da yapar size 24 ton su yapar hepi topu yani. Beyefendi 600 ton kullanmış. Dolayısıyla o yüzden de söylüyoruz yani bir adil kullanım hakkı olmalı. Doğru. Geçen bir belgesel izlemiş katılanlar vardır. Orada eski Dikili Belediye Başkanı uyguladığı bir şey ve ben orada çok önemli bir şey yakaladım. Belli bir tonajındaki suyu bedava verdiği halde su tüketiminde ciddi tasarruf sağlanmış. Çünkü insanlar onun içine sığmaya çalışıyorlar. Bu bir çözüm olabileceğini, çözümlerden birisi olabileceğini düşünüyorum tasarrufla alakalı. Oradaki durum da o şekilde. Başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Buyurun. Cuma günü ben Muski Genel Müdürlüğü programı aldım. O konuşmalarından ya da izleyicilerden gelen mesajlardan anladığım kadarıyla ortada bir kere bir diyalog sorunu var. Yani 496 tane mesaj gelmiş. İçinde iki tane olumlu bir mesaj yok. Hepsi evet. Aslında gösterdim kendisine. Benim orada bunları izleyebilme şansım bile olmadı. O kadar hızlı atlıyordum. Şimdi bence tabii suya erişim özellikle en temel insan haklarından biri, evrensel bir hak. Ama yalnızca su da değil. Yani Bodrum'un ya da Muğla'nın ya da işte bu bölgedeki özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve bir belediye başkanları tarafından yönetilen yerlerdeki genel eğilim şu. Yasalar ne diyor? Bu yasalar çerçevesinde ben görevimi yaparsın. Oysa o biraz önce bahsettiğiniz işte Komünist Osman belgeselinde ya da daha önce işte Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu ve Fındıklı Belediye Başkanı geldiğinde anlattıkları örneklerden, deneyimlerden anlıyoruz ki yani bu yasalara hapsolup kalınarak belediye başkanlığı yapılamaz. Hele de böylesine devasa sorunları bilinmiş yerlerde belediye yönetilemez. Yani buradan şimdiden belediye başkanlığına aday olacak kişilerin o demokratik direnme yasalara karşı gerektiğinde hakkını kullanabilecek kişilerden oluşması lazım. Bir kere bu zihniyetin değişmesi lazım. Yani yasalar bunu diyor, ben bu yasalar içinde ancak bunu yapıyorum. İşte iktidar partisi imzalamıyor, iktidar partisi engelliyor, o öyle yapıyor. İşte Bodrum diyor ki, işte Muğla bizi engeller, geçmişte bunu çok yaşadık. Ama bütün bunların da ötesinde asıl gerçeği geçen yine benim televizyon programımda şeyle katıldı. Necla Işık Akbelen'den dedi ki bakın dedi yani su sorunu, orman sorunu, yangın sorunu, bütün sorunlar daha da büyüyerek gelecek. Siz dedi Bodrumlulara sesleniyorum dedi özellikle. O milyon dolarlık villalarında konforlu yaşamlarını sürdürenler yarın içecek su bulamayacaksınız. Yani bize destek vermezseniz. Peki yeterli destek veriliyor mu? Yok. Öte yandan yani bu su meselesini ben anlayabildiğim kadarıyla hem personel sıkıntısı yani personel yetersizliği hem kalifiye eleman yok
olanlar da zaten çok düşük ücret politikası nedeniyle kaçıyor diyorlar. Hatta ne derece doğru bilmiyorum, bir söylenti var. İşte kaçanlar ayrı bir şirket kurup işte şeyin Müslüman'ın bu şirketi ya da işte onların işlerini yapıyorlar deniyor bunlar. Söylenti tabii. Belki olmayan bir şey söylemek istiyorum. Ama işin özü dönüp dolaşıp yüzüne geliyor. Yani böylesi yerlerde belediye başkanlığı yapmak ya da yerel yönetimleri görev almak, yönetmek gerçekten yürek istiyor. Evet. Yasalara, mevcut yasalara rağmen eğer bu işi yapacaksanız, yasalara rağmen kaynak yaratacaksanız, gerektiğinde direnme hakkınızı kullanabilecekseniz bu sorunlar çözülüyor. Şimdi bir de işte bürokrasiyle olan ilişkilerde yani